Peki normalde günlük hayatta da hep gülersin değil mi? Ben sen de öyle bir güler yüzlü bir insansın yüzlü çünkü. Evet, gülerim. Peki hiç seni yadırgıyorlar mı gülüyorsun diye? Yani gülmek aslında hani baktığınız zaman sosyolojik olarak gülmemek ağırbaşlı insanı temsil eder. Vakur, ağırbaşlı, onurlu, hani hep bir saygınlığı vardır gülmemenin. Gülmek de tam tersidir. Hani hep böyle algılanmıştır. Hep böyle algılanmıştır. Tarihler boyunca doğru, ama hani orta doğru çağda falan özellikle aristokraside hani gülen insan hafiftir. Hafif meşreptir. Hani her aynen, türlü hani lazım gülmeyeceksin falan diye. Tabii yani ve en çok da bir hakaret gibi şey derler ya hani kadın gibi gülme diye kibarlaştırırım ben onu. Hani aynen, karı gibi aynen, gülme denir. Aynen. Ama ben çok gülerim. Güldürürüm de. Severim gülmeyi yani. Ne olacak ki? Somurtmanın ne manası? Ne manası var? Aslında bu skecin finali çok mesaj doluydu. Orayı çekmedik biz. Hani bir yılbaşı eğlencesi diye. Yani çok fazla hani. Skecin sonunda şey vardı işte hep gülüyorsun sen kardeşim diyor Tarık abi işte Sabahya da. O da diyor ki yıllardır ağlanacak halimizi gülüyoruz. Hiç kimse sesini çıkarmıyor da ben gülmüşüm insanları güldürmüşüm ne var ki falan gibi hani. Çok gayet güzelmiş sonu. Seni onore edici bir durum vardı ama orada kesmek zorunda kaldık. Çok mesaj yüklüydü bunu onu da burada hemen dile getireyim. Hayır, ben ona şaşırıyorum. Mesela hani evet ağlamak hani gülmekle ağlamak ikisi de birbirinden zıt şeyler. İkisi de ama çok iç içe şeyler. Yani tabii gülerken de aslında ağlıyoruz. Tabii. Ağlarken de bazen gülebiliyoruz ve birbirine geçişler yapabiliyor. Hani ağlayın bir insan ağlayınca sanki hoşumuza gidiyor. Yani güleni sanki o kadar çok fazla bir sevmiyormuşuz gibi bir şey var. Sinirimiz oynuyor. Ne oldu? Neden mutlu ki şimdi? Hani hep ne gerek var ki hani yani öyle düşünürüz. Hep de anlatabiliyor muyum gülmüyorsun hani ki yani. Tabii ama sinir bozucu bir durum birinin gülmesi. Çünkü biz toplum olarak da artık başkalarının mutsuzluğundan mutlu olmayı öğrenmiş insanlarız. Ama ben yani şeyden çok memnunum mesela. Hani eskiden ağlamak haber yapılırdı. Ağlayan insan işte kamera zoomlarda falan. Şimdi Allah'tan onu başardım yani. Evet. Tamamen gülmeyi haber değeri verdim o gülmeye. Evet, yeniden bir gülmenin aslında hani öyle ya da böyle lüzumlu bir şey olduğunu. Güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey güzel olduğunu bir şey. Hatırlattın i̇nsanın, bence. Aynen, bir de insanın kendiyle dalga geçmesi falan da onların hepsi güzel. Yani keşke herkes de biraz o şekilde bir mail olsa. Kesinlikle. Bir de şey hani güzel gülüyorsun ve gülmek bulaşıcı bir şeydir. Hani karşındaki insanları da güldürüyorsun gider, yani hani seyredeni de konuğunu da işte asistanını da hani çünkü gülmek mutsuzluk gibi bulaşıcı bir şeydir yani sen de mutluluk bulaştırıyorsun aslında. Böyle güzel bir yanı çok, var. Çok 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 güzel yapmışsın yani ellerine sağlık. Hani çok nasıl teşekkür şey, ederim. Başka neler demem. Ya bazen hayır, kelimeler kifayetsiz kalır ya. Çok teşekkür ederim. Daha bu ne ki? Ama hani, sen beni tabii, takip et. İyi ki sen iyi ki sen ya. Yok canım iyi ki sen yapmışsın. Hayır, teşekkür ederim. Yani hakkını da vermişsin. Peki kadın komedyen sayısı hemen hemen çok az. Bunu hiç düşündüm hani neden acaba böyle, neden hep erkeklerden komedyen çıkıyor, nedir bu yani? Bence eşit sayıdayız aslında öyle bir ama erkekler daha mı ön planda? Erkeklerin kendilerini ifade etme alanları çok daha geniş olduğu için hani onlara küfür de yakışıyor sahnede ya da televizyonda. İşte belden aşağı esprilerde daha hani özgürce evde oturan insan ya da salondaki insan özgürce daha rahat seyredebiliyor ama kadının mizahı daha sınırlı. Kadın olduğu için bazen anne olduğu için her tarafa mizah gitmeyebiliyor. Doğru. Erkek çok daha rahat işte kendini ifade edebiliyor. Peki zorlandığın oluyor mu? Yok hayır. Ne? Tabii. Ya hayır ne bileyim ya hani bir kadın komedyen olaraktan. Yok. Yanlış anlaşılırsın bir şey olur bir şey olmaz hani bu kadar çok hani çünkü belirli dediğin senin az önce dediğin gibi belirli bir kalıplar var mı? Var. Var tabii. Hani kimi zaman laf ediliyor kimi zaman laf edilmiyor kimi insan var onların hepsini kale alıyor kimi hani buradan gidiyor buradan çıkıyor. Yok ben zorlanmıyorum işimizi iyi yaptığımız sürece mutluyuz yani ben mesela bu sabah Tümer Taklidi'nin bu kadar hani gerçekten bütün internet sayfalarında falan hani ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum yani ben hani geçeceğiz. Yılbaşı gecesi pıt 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 oynayacağım. Omuzda dekolte. Peki benim her tarafımın nasıl dağıldığının, nasıl hani... Evet orada zaten morardın mı? Bir yarım oradan kaçmış falan vermişim. Ama niye olmuş? Yapımcıdan ne diyor? Ay
sesini açtı. Yeni başlayacak bir sitcomda kahkaha efekti olur. Ay hiç geçmiyor. Evet, Sevim Bey ne demiştik, nerede kalmıştık? Tarık Bey'in sınıfı mı konuşuldu? Çok tatlı değil mi? Hayır, ben tam şey diyordum, yelek sizin falan. Diyordum, siz kahkahayı bastınız, ondan sonra da düştünüz. Düştüm ama ya, çok iyiyim. Evet, sonra yıl bitti herhalde. Bitmedi. Verem oldum. Ne? Verem mi? Yedi verem. İşte hep böyle şeydir, alabiliriz biraz abimize. Sohbet edelim ya. Sonra tekrar verelim, biraz sohbet edelim. Peki şey devam ediyor mu Basit Bir Ev Kazası ediyor isimli tiyatro oyunu? Evet. Onunla ödül de alındı. Evet. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Ben tebrik ettim, sen teşekkür. Ben bayağı seni ben zannediyorum şu anda. Evet öyle. Ödüllendirdiler. Ben de çok mutlu oldum. Ne kadar güzel. Oradaki birazcık oradaki rolden bahsedelim mi? Oradaki rolden bahsetmek yerine ben isterseniz şeyden bahsedeyim. Oynayacağım yerlerden bahsedeyim. Hem böyle ha, de tamam, güzel bir haber vermiş oluruz. 28 Ocak'ta Halis Kurça Kültür Merkezi'nde Göztepe'de oynuyorum. 28 Ocak. Ocak. Hı hı. 28 Ocak. 29 Ocak Karaca'da oynuyorum. Ay sesim gitti. 30 Ocak'ta da Caddebostan Kültür Merkezi'nde oynuyorum. İnşallah doğru verdim. İnşallah. Peki, yoksa nereden... 30'u Karaca şey miydi? Ay bilemedim. Her nereden takip edecekler? BiletX. Ha, BiletX'e diyebiliyoruz. Tamam, en azından oradan bakarlar. Evet. Öyle bir oyun oldu. 8 Şubat'ta Ankara'dayım, Şinal sahnesinde. Orada neyi tiye alıyorsunuz orada oyunda? Orada Sabah Tümer taklit. Tiyatroya. Ben buradan bölüyorum. O benim Basit Bir Ev Kazası, Murat İpek'in yazdığı, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun sunduğu, benim oynadığım tek kişilik bir komedi oyunu. Orada Songül adlı bir karakterimiz var. 15 yıllık evliliğin içindeki kendi her evli kadının geçirdiği sıkıntıları, buhranları. Burada da frikiyi görüyorsunuz. Evet, her yerde bir frikik var. Söylemişsin zaten bir yerde hani o kadar zaman evli kalınca işte zaten burada Songül'ün hayatında öyle bir şey varmış. Adamın eve giriş saati aynı, işte çantasını aynı yere koyuyor, aynı tuvalete giriyor, klozet kapı. Erkekler niye klozet kapağını kaldırdıktan sonra indirmeyi hiç öğrenemezler? Soruyu nasıl bağladın ya? Ben diyorum bana bu aralar geldiler de kimse inanmıyor. Bence senin içinde başka bir alt metin dolaşıyor da. Evet. Dile gelmiyorsun. Galiba. Olabilir ama. Evet. Başka bir şey demek istiyorsun diyemiyorsun. Ha oradan yani. Mesela ben bu cümleyi kurarken aklıma o geliyor. Ona kızıyorum. Onu pat diye. Birdenbire. Sen nereden bilesin bunu? Kim bilmiş ki? Ha, mesaj gönderiyorum. Ya zaten sorunun sonlarına doğru cümlede şey oluyor. Vazgeçme duygusu oluyor. Senin sorularının genelde. Doğru. Hani mesela o adam neden 15 yıldır tuvalete girer de klozetin o kapağını kaldırır da indirmez? Hani hani oraya doğru sende de bir pişmanlık. Bir vay, ben niye buraya getirdim? Bu niye böyle saçma? Ben bir ne oldum ben? İşte Eda diye bütün saçmalıklarını yakalamışlar diye kardeşim. Estağfurullah. Vallahi öyle. Arada sırada oluyor öyle çok, şeyler. Çok insani ve çok samimisin. Öyle de görünüyorsun yani. Teşekkür gerçekten ederim. Çok mersi. Yani bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Çok yani teşekkür ederim ya. Ben dayak yemeye geldim diye düşünüyordum ama. Ne dedin sen diye. Yok artık. Ama alt tarafı kaçırmışım ben. O alt tarafı altta gidiyor. Yok, tepinmeyi yaptım da ama yan otururken bacak bacak üstüne atıp da alttan sallanma çok enteresan bir şey olabilir. Ya ben ne yaptığımın o kadar farkında olmuyorum yani. Ne yapayım? Yani ben iki yapma, ayak yap üstü. Bakayım ya. Hayır, ben böyle böyle tepindim. Ben hiç öyle dikkat etmemişim demek ki. Ya nasıl, genelde nasıl şöyle oturuyorsunuz zaten. Sen evet kendini görüyor musun bana? Evet, görüyorum. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl yapılır? Allah nasıl böyle bir meziyet verir insana? Bak ben yapamadım. Benim bacak kısa ondan mı? Yok sen yo, de. Yok ya ben yani 1.80 değilim. Ama böyle oturup şöyle yapıyorsun ama burayı bak seyirci görmüyor. Şu belle kalça kısmını seyirci görmüyor. Oriental bir kalça. Ya bak ben de yapıyorum ama görülmüyor şu anda. Evet anladım. O yüzden görmemişim. Şimdi oturunca gördüm. Ha.
Süpermiş. Ya neler gösteriyor. Çok iyi şey gözlemler falan da. Müthiş yani. Biraz oyuncuyuz ya. Oyuncu, vallahi. Peki oyunculuk ama hiç düşünmüyormuşsun değil mi eskiden? Bir anda ortaya çıkmış. Olur mu? Hep yani. Ay dur çocukluğum... Ali'yle karıştırdım. Tamam tamam. Ben karanlıktan da korkarım. Aynı sürprizi bana da yapsanız ya siz. Işıkları kalmış. Her şey çorba olmuştu.